Bir yar sevdim içerimde, kan damlıyor gözlerimde. Mazlıya gitti elimde, aman 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 aman. O da bu dertler düştü yar yar. Ben Rıfat Ankit, Kayseri Özvatan Kermerik köyünden çiftçilik yapmaktayım. Bu mesleğe 12-13 yıl önce çilekte başladım. Yaklaşık 8-10 sene çilek işi yaptım, çilek ürettim. Daha sonra işte domates, ayç ve marul, onlara dönüş yaptım. Evet, çilekçi Rıfat dinleyen herkes tanır oldu yani. Çilek nereden aklımıza geldi? Ben bir dönem çalışmıştım çilek tarlasında, Almanya'da. Ondan dolayı da Türkiye'ye gelince geldikten sonra çilek işi yapacağıma karar verdim. Bu şekilde başladım. Açık tarlada, tamamen açık. Üretim öyleydi, o şekildeydi. Orada da toplamasını yapardım aslında. Evet. Yani çilek işi oradan kalma. Buraya da gelince geldikten sonra da çileğe döndük. Yani karar verdik ki çilek işi olacak. O da tabii ki güzel oldu. Şimdi neyimiz var neyimiz yok, çileğe borçluyuk doğrusu. Fide işini kendim ürettim, fidemi. Kendi fidemden kendim üreterek dikim yaptım sürekli. Bu şekilde de güzel verim aldım. Fakat işçiliği zor bir iş olduğundan dolayı çilek işini yavaş yavaş bitirdik. Çileğin fidesi nasıl yapılıyor? Çileğin fidesi nasıl diyeyim size, bağ üzümlerin pijlemesi olur. O şekilde dal atar bıyık. Bıyık denir yani bizim Türkçemizde şey. O bıyıkları alırsın. Büyörlere fide olarak dikim yaparsın. Yaptıktan sonrası bu güz mevsimi veya bahar mevsiminde bu dikime hazır olur. Bu şekilde de oradan alır çileğimizi dikim yapardık. Hem örtü altı yaptım hem örtü üstü yaptım. Genelde ben açık alanı tercih ettim. Çünkü benim köyümün iklim şartları çok farklı. Çevre köylere göre Kayseri'nin şöyle diyeyim size Adana'sı. Evet. Yani yer olarak bizim burası bir çukur, Kayseri'den tamamen farklı bir iklime sahip. Her yerle yani şöyle söyleyeyim, Kayseri köylerini karşılaştırdığın zaman benim köyümün iklim şartları en az 15-20 gün diğer köylere fark atar. Bu çukurda oluşundan dolayı ve Kızılırmak yatağı olduğundan kar oranı fazla olmaz bizim burada. Kar tutmaz güney cephelerde. Yani kışımız fazla olmaz. Kesinlikle hayır, yaptırmadım. Tamamen doğal ve organik bir şekilde yapıyorum işimi. Üretmiş olduğumuz ürünlerimizi de pazarlayabiliyoruz yani. Pazar sıkıntımız yok. Icepack nereden aklımıza düştü? Geçen yıl yaklaşık 300 bin tane kıvırcık ve düz marul dikimi yaptım. Bunun yanında 5 bin tane Icepack dikimi yaptım. Icepack'te verim aldım. Kıvırcık ve düz marulda pazar sıkıntısı yaşadığımdan dolayı tamamen bu yıl için Icepack'a dönüş yaptım. Ama devamını getirdim. Güze kadar 50 bin tane falan yaptım yani. Icepack. Tabii ki mutlaka ki vardı. Bu geceleri su isteyen bir ürün. Kesinlikle gündüz sulama istemeyiz. Efendim riski büyük bir iş. Tehlikesi büyük. Adamı hem iflah eder hem ondurur hem batırır yani. Böyle bir durumda. Yani üretimi gerçekten de zor bir ürün. Ben bunu araştırdım. Ayrıca eniştem Hollanda'da bu işi yapar. Onunla görüşmelerimde bilgileri ondan alarak şu şekil yaparsan telefon görüşmelerimizde bu şekilde kafamıza yattı, mantığımıza yattı ve olabileceğini hesabını yaptım. Geçen yılda yaptığımdan dolayı çok şükür bu sene verimini aldık. Yani güzel de ürün alıyoruz. Kendi köyümün çukurda oluşundan hava akımının güçlü bir şekilde olduğundan dolayı
inanıyordum ki ve biliyordum ki olacağını bu tip ürünler. Kızılırmak akıyor, Kermelik bakıyor. Ona da ben üzülüyorum yani doğrusu. Çünkü benden başka yapan yok köyümde. Bundan dolayı da sıkıntı şöyle geliyor. Yanıma istiyorum ki birkaç arkadaşımız olsun. Birlikte bir kooperatif şekline, tarımsal bir kooperatif kuralım gibisine. Onu da çalışmıyorlar. Çalışmayandıklarından dolayı da böyle bir bilgiyi paylaşma şansım olmuyor. Şu göbeklerin içerisinde bir damla su kaldığı zaman, güneşi gördüğü zaman bu tamamen içerisinden kendini yakar. Yani tek bir damla su bunu bitirir. Allah muhafaza komple tarlamızı bitirebilir. Mesela örnek veriyorum, gündüzleri yağmur yağdığı zaman, arasına güneş çıktığı zaman, güneş olduğu zaman ısı derecesi yüksek olduğundan düşünün ki bir lahana haşlamasını. Yani içinden haşlama yapar ve bunu yiyip bitirir tamamen. En büyük sıkıntı sayısı pek üretiminde bu. Yani yağmurdan, genelde yağmurlu olduğu zamanlar oluyor bu. Gündüz yağdığı zaman. Böyle de olunca sıkıntıya giriyor. Tolu yağdığı zaman bizim sonumuz demektir çiftçi olarak. Çünkü buna bir tolu düştüğü zaman tamamen kalitesini bozar. Göbek şeyini dağıtır, parçalar. Örnek veriyorum, şuna bir yağmur yağmış. Hatta şöyle göstereyim. Az önce önümde vardı da. Yağmur bunu dilmiş bak. Kaç tane şeylerde vardır görebiliyorsanız. Bu tip şeyleri şiddetli bir hızlı bir yağmur yağdığı zaman deler. Deldiği zaman yani fire demektir bu. Yabani domuz olayı çok burada. Ve şöyle söyleyeyim size. Irmak kenarının teşeye kadar aşağı yukarı 750 metre eninde komşumun tallasından başladık. Irmak kenarına tel çektim. Yani yabani domuzun girmesini önlemek için. Yabani domuz tamamen göbeğini yiyor, dış yapraklarını bırakıyor. Böyle de olunca bize ayrı bir zarar açıyor. Ben ilk pazarlamasını Şehzade Market'ten başladım. Benim bütün yetiştirmiş olduğum ürünlerim tamamen talladan, yani üreticiden tüketiciye, Şehzade Market'lere veriyorum. İptaldan sonra sayesinde yine nem var nem yok, Şehzade Market sayesinde oldu. Kesinlikle nem var nem yok, hepsini alır. Yani tamamen üreticiden tüketiciye, Şehzade Marketler'de taze taze ürünler, günlük çıkan ürünümüz oraya gider, orada tükenir. Aysbey'e gelince tabii ki Şehzade'ye de veriyoruz, Serince çiğ köfteye veriyoruz, Adıyaman'a, Adıyörem'e. Bu tip birkaç firmayla da görüştük, Nevale gibi falan. Oralara da veriyoruz. Ve Adana gibi, Erzurum, Erzincan gibi yerden geliyorlar, buradan arabasını yüklüyoruz, gönderiyoruz. Göbek süper. Arkadaşlar ekran müdesini getirdim. O demirin içi tam da herkes. Kaç adet derken şöyle söyleyeyim. Serince ortalama 150 kasa günlük. İçerisinde 6 tane. Kendi şubelerine kendi dağıtım yapar. Şehzade Market günlük ihtiyacı olan dezgahında, revanında bulunan tüketim sayısına göre siparişini verir. Ona göre oraya bir sipariş yaparız. Artı kendim de köfteciler çarşı içerisinde dağıtım yapıyorum. Bu da ekstradan bir benim için kar olmuş oluyor, kar payı elde etmiş oluyorum. Fakat Kayseri'de marul dağıtıcılar nedense bir türlü önüne geçemiyorsun. Burada benim tarlamda 6-6,5-7 liraya yazmış olduğum marulu orada 13-15-18 liraya gibi fiyatlar da satıyorlar. Biz de buna dur demek için piyasaya biz de çıktık, çarşı içerisindeki köftecilere. Fakat kesinlikle o desteği göremedim. 6 tanesini. Ben size 8 lira, 9 lira gibi bir fiyat veriyorum. Köfteciler bana tamamen bir destek vermiş durumda değiller. Bu da tabii böyle olunca bir üretici olarak, bir çiftçi olarak bizi üzüyor. Oysa ki benim amacım onlara destek amaçlı çıktım piyasaya. Bunu da dediğim gibi destek göremiyorum. Şu anda kaç adet yaptık? Sanırım toplam 1 milyonu geçti bu yıl için. Alanımız tamamen hemen hemen de 300 dönüme yakın dikim yerimiz var. Irmak'tan karşı tarafta da çoktu yerimiz ama oradan
tabii ki umduğumuzu alamadık. Şu anda bu yanda da hemen hemen de 700-800 bini geçkin ayısbağım var. Dikim zamanını söylüyorsunuz. Örnek veriyorum, bugün ayın kaçı? Diyelim 10'u. Varsayalım 10'u. Onun da dikim yaptığın zaman bu 50-55 gün arasında bir kesime gelir. 55 gün sonra hasata başlarsın en geç. Ekmiş olduğun fide sayısına göre hasatın olur. Yani bu şekilde. Ekimle dikim arası 45-55 gün arasıdır. Mesela örnek veriyorum, şu tarlayı, şimdi burada bir haftalık 2-3 günlük bir marulum var. Buna kalktıktan sonra en geç bir hafta 10 gün içerisinde tekrar dikim yapacağım. Bu da son güze yetişmiş olacak. Hani güzleteceğiz bunu. Birinci aya kadar, 12. ayın sonlarına kadar elimizde marulumuz olur, umudu taşıyoruz. Sadece çiftlik gübresi kullanıyorum. Yani çiftlik derken tavuk gübresi. Tavuk gübresi olmazsa olmazlardan bir tanesi bunun yetişmesi için. Tavuk gübresinden başka bir şey fayda etmiyor buna. Sulama işini yağmurlama sistemimiz var. Kızılırmak'tan suyumuzu alıyoruz. Elektrik sistemi, kumanda sistemli. Burada oturduğumuz yerde istediğimiz şekilde yönlendiriyoruz sulamamızı. Hangi bölüm, hangi parsel, nerede ve ne zaman sulanacak? Bu şekilde bir ayarlama var. Yağmurlamayla sulama yapıyoruz. Hemen hemen de şöyle söyleyeyim, hasada yaklaştığı son 10 güne kadar günlük neredeyse sulama yaparız. Her gün. Yok, kesinlikle kesinlikle öyle küçük büyük ayrım olmaz bunda. Tamamen kasa işi satılır bu. Ben yani çiftçilik yaptığımdan dolayı söylüyorum, üretici olarak. Bunun kasa olarak bir fiyatımız vardır. Kasa değerinde satarız. Yani iri veya küçük, büyük fark etmez. Benden başka da sanmıyorum. Bir Şaban fidan biraz üretiyor diye duydum. Ama ne derecede doğru bilmiyorum. Tamamen şu anda Kayseri'nin en büyük üreticisi benim bu işte. Bu şekilde ilgi görüyorum. Duymadığım şekilde bir selamlar geliyor. Bu da tabii ki bizi son derece bir çiftçi olarak memnun diyor. Bu şekilde. Yani niyetimiz var. Ayrıca benim koyunum da var. Koyun olduğundan dolayı ya koyundan vazgeçeceğiz ya bu işten vazgeçeceğiz. İkisi yani bir karpuz bu koltukta gitmiyor, iki koltukta. Hedefim tabii ki var. Yani bu yeşillik üzerine en büyük olmak istiyorum. Benim 10 yıl öncesi kesinlikle hiçbir şeyim yoktu. Maddi manevi olarak sıfır biriydim. Çok şükür elhamdülillah şu anda nem yok. Az önce söyledim, Şehzade Merke'de borçluyum. Onların sayesinde var oldum. Traktörüm, arabam, işte tarla sahip oldum falan derken bu şekilde hedeflerimiz oldu yani. Şu anda biz sabit olarak 3-4 kişiyle kendi aile olarak çalışıyoruz. Günlük bayanları getiriyoruz işçi olarak çalışmaya, çapa, dikim gibi, kesim gibi. O işin durumuna göre değişiyor. Yani bugün için mesela 4 tane getirdim. Yarın için büyük ihtimal 10-15 olacak. Yani değişiyor güne güne. İşin durumuna göre 15-20-30 kişi de geldiği gün oluyor. Yani bir şekilde iş imkanı sağlıyoruz Irgatlı'ya gidenler için. Tabii ki her zaman, her zaman da söylüyorum. Bugün il tarıma gitmiş olsanız, deseniz ki örnek veriyorum, bir ürün üretmek istediğiniz zaman işte Özvatan bölgesinin olduğunu düşünün. Oralarda bir yerde yaşadığınızı düşünün. İlk söyleyeceği kişi benim. İl tarıma varmış olsanız. İşte Kermelik'te Rıfat var. Onu bulun, o size gereken yardımlaşmayı yapar diye bir destek vereceğimi biliyorlar ve de böyle de oluyor. Benim sadece üzüldüğüm köylüm maalesef nedense bu işe sıcak bakmıyor. Şöyle söylerim, ben bir çiftçi olarak kesinlikle ve kesinlikle ne ilçe tarımdan üretmiş olduğum ürünlerime ne yani ziyarete geliniyor, ne il tarımdan geliniyor. Kesinlikle bu konuda ne de kaymakamı geliyor bak. Sarıolan kaymakamı sanırım 3-4 sefer geldi buraya yapmış olduğum işleri duyduğundan. Benim ilçemin ne belediyesinden, ne ilçe tarımından, ne kaymakamından demiyor ki ya ben hani biliyorsunuz Kayseri yolu yol kenarındayım. Bir çiftçim burada ne iş yapıyor acaba? Bir durayım da bir bakayım buna, bir maddi değil de manevi destek vereyim sözlü olarak gibi böyle bir tavırlar olmadı. Böyle bir şeyler olmadı. Bundan yana da kendilerinden şikayetçiyim yani. Yani sizler orada ilçe tarım olarak, kaymakamlık olarak benim gibi çiftçiler için varsınız. Yani doğrusu da bu. Ama maalesef gereken görevler yapılmıyor diye düşünüyorum. Seve seve yardımlaşma yaparım. Bilmiş olduğum bilgileri tabii ki paylaşmak isterim.
Yani bu şekilde yani tamamen desteklerim ben. Her üründe? Her üründe destek veririm. Bakın ben domates işi de yapıyorum ayrıca. Karalahana yapıyorum. Etler geçip bakabilirsiniz şöyle. Ortalama ben bir tek fide domatesten 60 kilo domates alırım. Bu ispatlı şahit olmak şartıyla. Bundan dolayı da çiftçilerimize, bu çevredeki insanlarımıza gelirlerde yardım isteyecek olurlarsa tamamen paylaşırım bu yardımları. Bir kere birlik beraberlik yok çiftçi olarak. Alışmışlar arpa buğday, ana baba üsülü, dededen gelme kalma. Halen ona devam ediliyor. Maalesef bizim buralarda arpa buğdaydan 250-300 kilo gibi bir verim alırlar. O da çiftçileri tatmin etmiyor. İtmediğini bildiğim için de her zaman diyorum ki, gelin arkadaşlar ben bu sene örnek veriyorum. Ben bu ayçiçeği yaptıysam siz domates yapın. Öbürünüz fasulyesini yapsın, şu bunu yapsın. Böyle değişik ürünler söylememe rağmen kimse ilgilenmiyor. İlgilenmediğinden dolayı da kooperatif kurma şansım benim kendi adıma söylüyorum sıfır. Peki, çünkü bu desteği alamıyorum. Destek almıyorum. Kesinlikle marul için olsun, domates için olsun öyle bir desteğimiz yok maalesef. Bu da bizi tamamen üzüyor. Bugün Diyarbakır'a gittiğiniz zaman Diyarbakır karpuzunun tane başı destek verildiğine göre neden benim İç Anadolu'da, Kayseri'de bu tip olmayan ürünler yetiştiğinde destek verilmiyor, ben bunu anlamıyorum. Tabii ki var. Karşı taraflar bakın, taşlık, kayalık, çalalık. Diyorum ki kahvede otururken kışın, gelin arkadaşlar biz oraları bir elma ağacı dikelim veya kademe kademe büyütelim. İşte olmayacak bir şey yok biliyorsunuz. Bodur ağaçları dikek, işte bir havuz sistemi yapalım falan. Yani tam ağaçlandırabilecek bir yer orası. Maalesef benim bu fikrime de katılan olmadığı için yine tek kalıyorum. Ne ilçe tarımdan ne il tarımdan bu destekler maalesef gelmiyor. Tabii ki su var, bakın su 10 metre yani öyle uzak bir mesafe değil. Çektiyseniz görmüşsünüzdür yani tamamen tarlalarımıza 10 metre mesafede. Su sıkıntımız yok çok şükür. Bu da biliyorsunuz bir hazinedir, bir nimettir. Ama bugün gidin bakın Karaadır'a, Tuzasar'a, Bünyan'a falan böyle Sarıolan'a falan su sıkıntısı var. Ve çiftçilerde sudan dolayı adım atma şansı yok. Çünkü imkanlar yok yani. Olmazsa olmaz su bu işlerde üretim olarak. Bizim burası Orman Köyü geçiyor, Orköy diye geçiyor. Yani ormanımız bayağı güzel oldu, köyümüz yeşillendi. Tabii ki bu da ayrı bizim için sevindirici bir durum. Yeşillik her zaman için güzel bir şeydir. Aracın etkisi, ben yaklaşık 50 yaşındayım. Ben farkında değilim. Neden? Çünkü benim köyümde oldu bitti. Güney cephelerde kar olmaz. Sadece yüksek cephelerde olur. Oldu bitti yani benim aklım gitti iteli bu şekilde. Köyümün iklim şartları halen aynıdır. Yani destek yok, birlik beraberlik yok. İlçe tarım neden burada? Benim gibi çiftçiler için burada, doğru mu? Maalesef gelip de buraya demiyor ki benim burada bir çiftçim var, eksiği ne? Veya ne yapmamız gerekir? Bunu nasıl yönlendirebiliriz? Şikayeti varsa nasıl değerlendiririz? Ya masa başında oturuyorlar, bugün bir ÇSK almaya gidiyoruz. Ücret alıyorlar kardeşim, sen benden niye bu kağıdı ücret alıyorsun ya? Ben burada bu işi yapıyorum, ispatlı, kanıtlı yani. Bugün 13 lira alıyor. Diğer işte ÇSK'siymiş, hayvan pasaportu, şosu bu derken bir yanda 40-50 lira paramız gidiyor. Yazık günah değil mi abi? Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Kesinlikle gelin görün. İşte çiftçilik böyle yapılır, üretim böyle olur. Maalesef masa başında durmakla bizler hiçbir yere gidemezdik. O yüzden sizleri buraya bekliyorum, davet ediyorum. Yapılan işleri gelin görün ve bir çiftçi nasıl desteklenmesi gerekiyorsa bunlara da siz karar verin. Siz çiftçi olarak bizleri destekleyin. Biz de ülkemizi ve milletimizi destekleyelim. Yetiştirmiş olduğumuz ürünlerimizle. Göller diye bir mevkimiz var. Sülük tutarlar orada genelde. Orası bir yayla, yüksek. Erciyes seviyesinde hemen hemen de. Bu arka tepenin biraz daha yukarısında böyle bir zirve daha var. Hatta iki zirve daha var bu şekilde. Erciyes'in neredeyse eteğinde. Yükseklik oranı.
yaylım yerimiz orası ve orada otlaka yaptırıyor koyunumuzu, kuzumuzu. Yani bu şekilde verim de alıyoruz yani çok şükür. Et üretimime dediğim gibi burada Adaslık ve Kurbanlık veriyoruz ve Şehzade Market'e buradan götürüyoruz. Kesim yapıyorlar. Kesim yapılıp ve Şehzade şubelerinde eti satılıyor. Tamamen doğal ve organik bir et. Damak tadı zaten çok pahalıdır. Yaylımdan geldiği için, direkt Mera'dan geldiği için tüketimimizi bu şekilde yapıyoruz. Yani Şehzade Market'lerde. İnsanlara. Tabii ki bu işi az önce söyledim. Kendimi tanıtırken ilk başta bunu söylemiştim. Bereketi bol olan bir iş, kârlı bir iş ve kâr payı yüksek olan bir iş. Ve bu işin herkesin yapmasını tabii ki isterim. Yani güzel ve bir köylü için en güzel gelir elde edebilecek bir iş. 4 yıldır yapıyorum. Ve bereketi bol olan bir iş. Kâr payı yüksek olan bir iş. Yani güzel. Yaptığın işten zevk alırsan daha farklı bir güzellik oluyor. Evet, tamızlı koyunum var. Bu şekilde hem üretiyoruz hem tüketiyoruz. Kurbana besliyoruz bu hayvanlarımızı. Bu şekilde devam ediyor. Daha önce bir toptan satmış olduğum kurbanlıklarım vardı. Daha doğrusu kuzularım vardı. Onlardan hariç şu anda 180 tane burada kuzum var. Şu ana kadar yaylım yapıyorduk. Bayram yaklaştığından dolayı kurban bayramı. Şu anda buruyeme mesiye çektim. Bunun da ne derecede faydası olur? Bayramı bekleyip göreceğiz. Bu şekilde. Bir iki. Bizim işimiz yol kenarı olduğundan yerimiz, daha doğrusu çiftliğimiz yol kenarı olduğundan ortalama günlük bir veya iki tane adaklık ve kurbanlık satışlarımız olur. Bu da bizim için tamamen bir avantaj durumda bu yolun buradan geçmesi. Şimdi onu şöyle söyleyelim. Gelen müşterinin vermiş olduğu fiyatı veya alıcı olup olmadığını zaten bir insan satıcı bir durum olarak anlasın ki bu adam alacak, buradan boş çıkmayacak. Ona göre bir fiyat istememiz olur. Ama ben o kadar da vicdansız, merhametsiz biri değilim. Ortalama benim fiyatlarım kuzu, koyun, tohlu, şişek hepsi dahil olma şartıyla 1 lira, 1100 lira gibi bir fiyatlarım var. Tera 500 metrekare, Tarım Kredi Kooperatifi ve İl Tarım ile birlikte ortaklaşa bir proje hazırladılar. Ve Kayseri'mize 39 tane böyle bir sera kuruldu. Buna da baş çeken, önde gidenlerden bir tanesi ben oldum. Yani sebep oldum bu işlerde. Bu şekilde de bir sera sahibi olduk. Ayrıca benim 6000 metrekarede tünel seralarım var. Güz ve bahar dikiminde kullanırım bu seralarımı. Bu şekilde iş yapıyoruz ve memnunuz da, verim de alıyoruz. Kurumunda sıkıntı yaşıyoruz. Neden yaşıyoruz? Çünkü bilmiyorduk. O zaman acemisiydik bu seracının. Daha sonra çalıştık da içinde gördük ki eksikler ve yanlışlar var. Bu sene laylonlarım patladı. Şuraya aşağı yukarı 5-6-8 bin liraya yakın masraf ettim. Mardin'den usta getirdim. Kayseri'de böyle bir sera kurumu maalesef yok. İşte laylon parası, işte işçiliği falan derken aşağı yukarı 8 bin lira gibi bir masraf yaptık bir tekrar. Bu sene için mesela bir kısmını biber, karpuz, salatalık dikim yaptım. Normalde ben domates ve salatalık dikerdim sürekli değiştirerek. Bir sene domates, bir sene salatalık. Ama bu sene de değişik bir ürün diktim. Verdiğine şükür tamamen memnunuz ve güzel bir verimim var. Yapmak istiyorsanız buyurun gelin. Ben gereken yardımlaşmaya yapmaya hazırım. Ve her zaman için bir çiftçinin arasında olacağımı da bilmelerini isterim. Özvatan Kaymakamlığı ve ilçe tarımımıza gönderiyorum, sesleniyorum. Ve bundan dolayı da kesinlikle beni yalnız ve yalnız bırakıyorlar. Gelin bakın ya, benim sadece istediğim sizden bu. Bana destek olun ya. Maddi değil. Moral olarak eksiklerim olduğu yerde, bilmem ilaçlarımda, şunda bunda bana yardımcı olun yeter. Ben sizden sadece bunu istiyorum. Orada gelip de masa başında oturmanızın bir manası yok. Sizler bizim gibi çiftçiler için buradasınız. Ve bir de şöyle bir şey var, ilçe tarımda kesinlikle bilgili, benim gördüğüm kadarıyla tecrübeli bir ziraatçı maalesef yok. Bu da demektir ki bilgili ve anlayan bu işleri maalesef merkezde duruyor. Oysa ki biliyorsunuz Türkiye'nin beyni köylerde yetişiyor genel olarak. Köylüler yapıyor ama sen bu uzmanları alır da il tarımlarda
Türkiye genelinde merkezde oturtursan masa başında bizim çiftçiler her zaman yalnız kalır. Beni izleyen herkese teşekkürlerimi gönderiyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Sayan, seven kim varsa buradan selamlarımı yolluyorum. Teşekkür ediyorum izledikleri için bize.